Şimdi babam kendisi zaten 68-69 yaşında bildim bileli hep siyasi mücadelenin içindeydi zaten. Bu son işte aşağı yukarı 10 sene oluyor tabii. Hastalığından dolayı katılamıyor zaten bir yerlere, yani ağır hasta kendisi. 5-6 senedir hiç gitmiyor zaten de. Yani 10 senedir özellikle kendi sağlıksal sorunlarından dolayı. Bu süre zarfı içerisinde bypass oldu, kaç kere anji oldu. İşte akciğer hastalığı çıktı ortaya, böbrekler bozuk. Organlarda küçülme var. Ne bileyim yani, bir sürü hastalığı var babamın. Peki. Sadece o da değil, akciğer de değil. Yani adamın damarları bir kere %80 kapalı, plak var. Damarlar kapalı yani. Şu anda beyine giden damarlar da var. Yani her an çay bardağı tutamıyor adam ya. Yani bardağı tutup inanın ki yani içerken üstüne döküyor yani. Şöyle söyleyeyim, bebek gibi yani şimdi günün 24 saatin aşağı yukarı 16-17 saatini uzanarak geçiriyor. Uyuyamıyor ama halsiz. Dermanı yok yani, kendisi İPP hastası zaten. Akciğer sertleşmesi. Günde zaten 7-8 defa hava çekiyor. Kaç kere hastaneye yattı. Özellikle son bu cezaevine girmeden işte bundan 1-2 ay önce doktor 15 günde bir yanına gelmesini söyledi. Daha önce 3 aydan 3 aya gidiyordu mesela. Şimdi 15 güne düşürdüler. Yani bu kadar ağır, ileri derecede hasta kendisi. Yani bakıma muhtaç. Öyle söyleyeyim yani, kalkıp bir yemek yapacak gücü yok adamın kendine. Bakıma muhtaç zaten bir insan. Yani benim bütün şu andaki üzüntüm bu. Bundan dolayı. Cezaevinden aradığı için ne kadar sıkıntı var yok ben ne bilemiyorum. Olsa da kendisi ne kadar söyleyebilir onu. Çünkü telefonlar sürekli dinleniyor. Bir karşındaki insan sonuçta ya, yani bir yabancı. Ne kadar babama bakabilir, ne kadar bakacak. Yani vicdanı mesela, eğer vicdan yani işte. Tabii ki insan oldu sonuçta. Bakacak adam muhtaç, çayını verir, suyunu verebilir. Başka ne yapabilir ki cezaevi koşullarında? O adama bir anda bir şey olsa kim müdahale edecek? Yani burada doktor kontrolünde 15 güne bir kontrolü var. Yani 3 ayda 6 aylık ilk 6 ayda bir kontrolü, sonra 3 aya düşürdüler. En son ki zaten o bölümün, göğüs bölümünün profesörü bizzat babama bakıyordu. 15 güne düşürdü. 15 güne bir geleceksin dedi yanıma. Bu kadar ilerlemiş bir hastalığı var adamın. Şimdi cezaevinde bunu, bu şartları kimse sunamaz ki babama. Yani 30 çeşit ilaç kullanıyor hanımefendi. Emin olun bunu, 30 çeşit ilaç kullanıyor. Yani artık o vücutta nasıl dayanır o kadar ilaca? Bir ilacı da aşağı yukarı çok önemli olan bir ilacı, ismini bilmiyorum da. 2 hafta oluyor herhalde, 2 haftadır daha cezaevi iletmedi kendisini. Yani dilekçe yazmış. Cezaevinde her şey dilekçe oluyormuş. İşte bu ilaç hayati önem taşıyor diye. Raporu var, reçetesi var. 2 haftadır daha ilaç ulaştıramadı kendisine, yokmuş yani şu anda. Savcıya, özellikle ceza savcısına dosyalarına koyması için, ilgilenmesi için sunduk. Ama şu anda nasıl gidiyor ben de bilmiyorum. Yani işte içeride babam bizzat yine Cumhuriyet Başsavcısına dilekçe vermiş hastalığından dolayı. Hatta tam bilmiyorum, heyete çıkmış galiba. 3-4 tane doktor bakmış. Bunlardan ki birisi de göğüs doktoru. Özellikle göğüs doktoru zaten demiş, abi demiş, senin hastalığın çok ciddi. Bunun farkında izlemişler ama şu an ne olacak ben de bilmiyorum. Bekliyoruz yani. Sonuç itibariyle adam içeride bir aydır. Tekirdağ'dayım zaten. Burada ikamet ediyorum. Hani telefon gitmeden telefonla halledebilir miyim diye. Kesinlikle veremeyiz dediler. Hastanın dediler imzası gerekli. Yani özel şey oldu. Dedim kendisi tutuklu yani cezaevinde şu anda, ne yapabiliriz? Hiçbir şekilde bilgi vermiyorlar. En son ben çok dayattım yani, direttim bu konuda. Olur mu dedim öyle şey. Yani ben bunu cezaevine vereceğim. Yani orada Cumhuriyet Savcısına koyacağım dosyasını. Ondan sonra bir mail atabiliriz falan dediler. Daha sonra gelin burada görüşelim dediler. Yani olayın aciliyetini de bildirdim. İstediğimiz sonuçta yani sadece bir babamın orada ameliyat olduğuna dair bir rapor. HDK üyesi. HDK'yı da işte herhalde son bildiğim süreçte terör örgütü olarak devlet kabul ettiği için ona üyelikten, HDK üyeliğinden dolayı içeride şu anda. HDK'nın yani şöyle bir şey, benim bildiğim HDK şuydu. Sivil toplum örgütlerini, HDK hepsini kapsayan bir şeydi, yapılanmaydı. Yani bunun içinde işte bilmiyorum, sivil işte sendikalardan tut da bilmem neye kadar böyle bir oluşumdu. Daha sonra bunu terör örgütü olarak kabul etmiş devlet. Babam da burada faaliyet göstermekten tutuklandı. Benim babam nasıl silahlı yani, şimdi o zaman göstersinler silah. Tamam, onu ortaya koysunlar, desinler ki biz işte bak burada bu adam silahlı çatışmaya girdi veya işte silahlı bir örgüt var burada. Yani öyle bir şey, nasıl bir şey yani, şimdi İstanbul'un Tekirdağ'ın göbeğinde nasıl bir silahlı örgüt olabilir?
70 yaşında bir adamdan bahsediyoruz. Yani kendine bir bardak çay demleyemeyecek bir adamdan bahsediyoruz. Nasıl bu adam silahlı örgüt üyesi olabilir? Yani bildiğin yani işkencenin bence bir nevi bir işkence yani. İlla işkence fiziksel olması anlamına gelmez ki. Bu şekildeki hastaların cezaevinde bir kere tutulması kendi şahsi görüşüm olarak işkence, vahşettir yani bu yüzyılda. Ya bakıma muhtaç birini sen cezaevine atıyorsun. Şimdi benim babam orada Allah korusun yani vefat etsen olacak, bunun hesabını kim verecek? Ben kimden hesap soracağım yani? Yani tüm mahkumlara gerçi ben hani herkese karşı adalet istiyorum, hak istiyorum. Eşitlik istiyoruz. Yani adamın bir önce bağımında serbest bırakılmasını istiyorum.